Hocada geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda toplumsal alanda yapılan yenilikler konusunun sorularını çözeceğiz sevgili dostlar. 1934 yılında yapılan düzenlemeler ile vatandaşlara soyadı kullanma zorunluluğu getirilmiş, A, Bey, Paşa gibi ünvanların kullanımı yasaklanmıştır diyor. Bu düzenlemenin ortak amacı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bakalım. Arkadaşlar, vatandaşlara soyadı kullanma zorunluluğu getirirsen, herkesin bir soyadı olursa orada işler daha kolay olur. Peki soyadı olmazsa resmi işleri yapmak zordur ve soyadının kullanılmasındaki amaç resmi işleri gerçekleştirmek doğrudur. Resmi işlerde oluşacak sorunları önlemek doğrudur arkadaşlar. Peki B. Ülkede eşitlik anlayışını geliştirmek. Bakın A gibi, B gibi, Paşa gibi ünvanlar nasıl bir ifadedir? Üstünlük bildiren bir ifadedir. Üstünlük bildiren ifadelerin kullanılmasının yasaklanması ülkede eşitliği sağlamaya çalıştığının göstergesidir. Peki sen soyadı kullanırsan modern olmaya başlarsın. Modernliğe biz çağdaşlaşma diyebiliriz arkadaşlar. Yalnız baskıcı yönetim kurmak olamaz. Baskıcı yönetim kurmak şu demektir arkadaşlar. Düşünce özgürlüğüne yer vermemektir arkadaşlar. Tamam, düşünce özgürlüğü eğer bir yerde düşünce özgürlüğü yoksa orada nasıl bir yönetim vardır? Baskıcı bir yönetim vardır. Yalnız soyadı kullanılmasındaki amaç halkın düşünce özgürlüğünü yok etmek değildir. O yüzden D şıkkı yanlıştır sevgili arkadaşlar. Peki bakalım, 1926 senesine kadar bir uzunluk birimi olarak kullanılan arşın kesin bir ölçüsü yoktu diyor. Peki çarşı ve pazarlarda kullanılan çarşı arşını metre hesabına göre 68 santime denk gelirken mimari alanda kullanılan bina ve imar arşını ise 76 santime denk gelmekteydi diyor. Yani arşın kullanılan alanına göre arkadaşlar uzunluğu farklı olan bir neymiş? Ölçü birimidir. Bu bilgilere göre yargılardan hangisi söylenemez diyor. Peki bakalım, A şıkkı, uzunluk birimlerinde bir standart bulunmuyordu. Standart demek arkadaşım tek uygulama demektir. Evet, tek uygulama bulunmuyor. Bakın burada 76 santim, burada 68 santim arkadaşlar. Standart yani sabitliğin aynı değil. A şıkkı doğrudur. Peki B şıkkı, mimaride uzunluk hesapları yaklaşık ölçülerle yapılıyordu. Bakalım mimaride diyor, bina ve imar arşını yaklaşık diyor, net demiyor. Net demediği için arkadaşlar bu da doğrudur. Peki 1926 yılından sonra arşın kullanılmamıştır diyor. 1926 senesine kadar kullanılmış diyor. 26 senesinden sonra ne yapılmamıştır? Kullanılmamıştır. Evet, bu da doğrudur. Peki Osmanlı ekonomisi Avrupa ekonomisiyle rekabet edecek seviyeye gelmiştir diyor. Burada bize Avrupa ekonomisiyle alakalı ya da Osmanlı ekonomisiyle alakalı herhangi bir durum vermemiş. Yani ikisi arasında bir fark ya da bir ayrım yapma durumu yoktur. O yüzden cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Peki bakalım, hangisi demiş söylenemez. 2. Mahmut kılık kıyafet alanında bir takım düzenlemeler yapmış ve fes takmaya başlamıştır. Fes bir şapka türüdür. Bu durum karşısında halkın tepkisini çekmiş ve 2. Mahmut halk tarafından gevur padişah olarak anılmıştır. Yani halk 2. Mahmut'a fes giydiği için, yani yeni bir uygulama başlattığı için 2. Mahmut'a tepki göstermiş ve gevur yani yabancı padişah adını vermiştir. Peki Atatürk kılık ve kıyafet inkılabı çerçevesinde vatandaştan fesleri çıkarıp şapka giymelerini istemiştir. Bu durum geleneksel çevrelerin tepkisini çekmiştir. Bakın burada halk ilk önce fes giymek için tepki göstermiş. Fes giymek istemedikleri için tepki göstermiş. Burada ise fesi çıkarmamak için ne yapmıştır? Tepki göstermiştir. Hangileri söylenemez diyor. A şıkkı, toplumsal alışkanlıkları değiştirmek her zaman zor olmuştur. Evet, 2. Mahmut fes giyin demiş, halk tepki göstermiş. Mustafa Kemal ne demiş? Fesi çıkarın demiş, halk yine tepki göstermiştir. Demek ki arkadaşlar toplumsal alışkanlıkları değiştirmek zordur. B şıkkı, her yenilik zaman içerisinde geleneksel bir hal kazanmıştır diyor arkadaşlar. Şöyle bir soru işareti koydum. Her yenilik zaman içerisinde geleneksel bir hal kazanmıştır. Bakalım arkadaşlar. Şimdi fes arkadaşlar ilk başta giyin demiş ve yeniliktir. Daha sonra arkadaşlar
Halk fes giymeye başlamış. Yani geleneksel hale gelmiş. Yani herkes tarafından uygulanmaya başlamıştır. Peki Atatürk fesi çıkarın, şapka giyin demiş. Halk yine tepki göstermiş ama ardından şapka ne olmuştur? Herkes tarafından giyinmeye başlamıştır. Bu da her yeninin zamanla geleneksel bir hal, yani herkes tarafından kullanılmaya başladığının göstergesidir. Peki C şıkkı, gayrimüslim vatandaşlar şapka takılmasına karşı çıkmıştır. Burada bize karşı çıkanın diniyle alakalı bir ne yapmamıştır? Bir bilgi vermemiştir. Geleneksel çevreler demiştir. Bunların ne Müslüman olduğuyla alakalı bir bilgi, ne de bunların gayrimüslim olduğuyla alakalı bir bilgi vermemiş. Tamam, halkın bir kısmı şapka giymeye karşı çıkmış ama o ırkı karşı çıkan kesmin dini inancıyla alakalı bilgi vermemiş. Cevap C şıkkıdır. Peki her dönemin çağdaşlık işaretleri birbirinden farklıdır. Evet. II. Mahmut döneminde çağdaşlık işareti fesken, Atatürk döneminde arkadaşlar çağdaşlık sembolü ne olmuştur? Şapka olmuştur. Buna da ulaştık. C şıkkına ulaşamadık arkadaşlar. Peki bakalım. Efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz. En doğru ve en gerçek tarikat medeniyet tarikatıdır demiş. Şeyh dini bir ünvan, derviş dini bir ünvan, mürit dini bir ünvandır demiş. Yani burada Mustafa Kemal laiklikle alakalı bir karar almıştır. Atatürk bu sözü aşağıdaki kitaplardan hangisiyle ilgili söylemiş olabilir? Tevhid-i tedrisat olamaz arkadaşlar. Eğitimle alakalı bir karardır. Peki tekke, zavi ve türbenin kapatılması şeyhin de, dervişin de, müridin de, tarikatın da bulunduğu yer tekke, zavi ve türbelerdir. Bunların kapatılması bu cümleyle eşleşen inkılaptır arkadaşlar. Unutmayalım. Saltanatın kaldırılması ulusal egemenlikle alakalı bir kavramdır. Bu olmaz. Peki Medeni Kanun'un kabul edilmesiyle beraber ne birliği sağlanmıştır? Hukuk birliği sağlanmıştır. Peki. Millet açıkça bilmelidir ki medeniyet öyle kuvvetli bir ateştir ki ona kayıtsız olanı yakar, mahveder diyor. Yani arkadaşlar çağdaşlık, arkadaşlar çağdaşlığın öneminden bahsetmiştir. Bu sözü dikkate alındığında Atatürk'ün aşağıdaki hangisini ne düşündüğü söylenemez diyor. Osmanlı Devleti Batı medeniyetinin yaşadığı gelişimi takip edemediği için yıkılmıştır. Doğrudur. Türkiye Cumhuriyeti gelişmek için çağdaş medeniyet seviyesini yakalamak zorundadır. Doğrudur. Türk milleti Batı medeniyetini taklit etmelidir. Soru işareti koydum. Yanlış olacak, geri döneceğim. Türk inkılabı medeni dünya ile uyumlu bir şekilde gerçekleşmelidir diyor. Arkadaşlar yani gelişmişlikle alakalı olmalıdır. Peki arkadaşlar biz Batı dünyası ne yapmayız? Direkt olduğu gibi taklit etmeyiz. Bu ona uymaz. Burada bize neyi savunuyor? Modernliği savunuyor. Peki burada neyi savunuyor? Taklitçiliği savunuyor. Modernlik demek, taklitçilik demek anlamını olmadığı için cevabımız arkadaşlar C şıkkıdır. Peki bazı ülkelerin kadınların milletvekili seçimi hakkını elde etme yıllarıymış. İngiltere 1918, Türkiye 34, Fransa 44, Çin 49, Yunanistan 52, İsviçre 71 yılı. Peki bakalım. Bazı ülkelerde kadınlara siyasi hakların veriliş tarihleriyle ilgili bu tablo incelendiğinde aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir diyor. A şıkkı. Günümüzde en gelişmiş demokrasinin İngiltere'de olduğu. Arkadaşlar bunu ulaşamayız. Günümüz diyor. Bakın İngiltere'nin kadınlara en eski bu ülkeler arasında en erken seçme hakkı vermesi şu an İngiltere'nin en modern ülke olduğu anlamına ulaşmaz arkadaşlar. A gitti. Türkiye'nin birçok Avrupa ülkesinden önce kadınları yönetime kattı arkadaşlar. Soru işareti koydum. Geri döneceğim. Fransa'nın siyasi alanında Türkiye'yi örnek aldı. Arkadaşlar bakın. Fransa bizden sonra kadına siyasi haklar vermesi siyasi alanda bizi örnek aldığının göstergesi değildir arkadaşlar. Peki bakalım. D şıkkı, İsviçre'nin kadınların toplumsal hayatta yok sayıldı. Arkadaşlar İsviçre'de kadınlara seçme hakkının geç verilmesi onların kadının yok sayıldığı anlamında gelmez arkadaşlar. Bu da gitti. Cevabımız arkadaşlar B şıkkıdır. Türkiye birçok Avrupa ülkeden önce kadına yönetme hakkına katmıştır. Bakalım Avrupa ülkelerin arkadaşlar. Türkiye
Fransa'dan önce katmıştır, doğrudur. Yunanistan önce katmıştır, doğrudur. İsviçre'den önce katmıştır, doğrudur. Çin bir Avrupa ülkesi olmadığı için almadım. Birçok diyorsa birden fazla olması gerekecek. Birden fazla Avrupa ülkesinden önce kadına siyasi haklar vermişse arkadaşlar B şıkkına ulaşabiliriz. Peki arkadaşlar, bakalım sorumuza. Birinci durum. Tekke, zaviye ve türbenin kapatılmanın ardından şeyh, derviş, mürit, dede ve seyit gibi ünvanların kullanılması ve bu ünvanların sembolü haline gelmiş elbisenin giymesi yasaklanmıştır. İkinci durum, şapka kanunun ardından hangi din ve mezhepten olursa olsun ibadethanelerin dışında insanların dini kıyafetleriyle gezmeleri yasaklanmıştır. Üçüncü durum, soyadı kanunun ardından ağa, paşa, hoca, hafız gibi lakap ve ünvanların resmi işlerde kullanılması yasaklanmıştır demiş. Peki bakalım. Toplumsal alanda yaşanan gelişmelerle ilgili verilen bu durum dikkate alındığında yargıdan hangisine ulaşılamaz diyor. Peki bakalım. A şıkkı. Yapılan inkılaplar birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Evet arkadaşlar, doğrudur. Bakın. Tekke, zaviye ve türbeler kapatıldıktan sonra sen şeyh, derviş, mürit, dede ve seyit gibi ünvanları kullanılmasını yasaklamışsın. Şapka kanundan sonra dini kıyafetlerle dışarıda gezilmesini yasaklamışsın. Yani inkılaplar birbirini tamamlıyor. A şıkkı doğru. Peki B şıkkı. Toplumsal alanda eşitliği sağlanmak çalışılmıştır. Evet arkadaşlar. Üstünlük bildiren ünvanlar, bakın, üstünlük bildiren ünvanların kullanılması yasaklanması toplumda eşitlik sağlanmaya çalışıldığının nesidir? Göstergesidir. Ayrıcalık belirten her türlü unsura karşı çıkılmıştır. Evet arkadaşlar, doğrudur. Peki halkın tek tip giymesi ve ne demiş? Aynı düşüncede arkadaşlar, aynı düşüncede olmasına çalışılmıştır. Halkın tek tip giymesi ve aynı düşüncede olmaya çalışılması arkadaşlar neye terstir? Özgürlüğe arkadaşlar, özgürlüğe bu nedir? Terstir. Ama yukarıki olaydan hiçbiri kişilerin haklarının yani özgürlüklerin kısıtlanması amaçlanmamıştır. Cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, bu videomun sonuna geldik. Gelecek videolarda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.